Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından 3 etaba ayrılan ve 1. etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açıldı. Parkın açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Kahraman Mehmetçiğe moral vermek amacıyla Hatay'a giden sanatçılar arasında olan ve sınır karakolu ziyareti sebebiyle Mersin'in ilçesi CHP'li Silifke Belediyesi tarafından konseri iptal edilen ve yaşanan gelişmeler üzerine Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından Aksaray'a davet edilen ünlü pop müzik sanatçısı Fettah Can konser verdi. Aksaray Belediyesi'nin kent estetiğinde yeşil alan çalışmalarıyla örnek gösterilecek Ulurmak Rekreasyon Alanı ve Tacın Mahallesi'nde 3 ayrı etaba ayrılan ve 1. etabı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nın açılışı AK Parti Aksaray Milletvekili Mustafa Ser'den geçti. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve İl Protokolü tarafından gerçekleştirildi. Park açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Mustafa Ser'den geçti. Tacın Mahallesi'nin hayata geçen ve şehrin iki yakasını birleştiren Ulurmak Rekreasyon Alanı ve Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı ile Aksaray'ın en gözde mahallesi olduğuna dikkat çekerek Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya emeği geçen herkese teşekkür ederek hayırlı olmasını diledi. Sevgili Tacinli hemşerilerim, öncelikle çok şanslı bir mahalledesiniz. Aksaray'ın en büyük parkını belediye başkanımız buraya yapıyor. Oradan hemşerimiz söylüyor, yolumuz yok diyor. İnşallah alt geçidimiz de yapılacak. Hastanemiz 600 yataklı yapıldığı zaman Aksaray'ın belki en güzel mahallesi bu olacak. Muhtarımı biraz önce tebrik ettim. Sizleri de tebrik ediyorum. Tabii Aksaray'a yapılan her yatırım bütün Aksaraylılarındır. Buradan herkes istifade edecek. Başkanımız böyle çok güzel parklar yaptı. Genç Osman'ı yaptı, Kılıç Aslan'ı yaptı, Karabağ Parkı yaptı. Bu da bu onların daha güzeli, daha büyük bir park olacak. Bu yüzden hem başkanımızı Aksaray'a yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Hem de sizleri tebrik ediyorum. Ayrıca Mehmetçiğimize destek verdi diye hor görülen bir sanatçıyı veya hakir görülen bir sanatçıya sahip çıkmak da tabii ki bütün vatanseverler gibi başkanımızı da bu konuda tebrik ediyorum. Bu da hepimizin vazifesi. Ve merakla konseri beklediğinizi de umarak sözümü kısa kesmek istiyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Son bir kez daha bu parkın isminin de Recep Tayyip Erdoğan olması ayrı bir güzel. Çünkü Aksaraylılar Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Onu her yerde yaşatmak istiyor. Yüreklerinde yaşatıyorlar. Bu ismin de burada ebediyen yaşamasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray'ı yıldız eserlerden bir tanesi olarak tanımladığı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nı kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, park çalışmaları kapsamında en kısa zamanda 2. ve 3. etap açılışlarıyla birlikte Aksaraylılara sadece bir park değil, bir yaşam tarzı ve medeniyet sunacaklarını söyledi. Şu anda içinde bulunduğumuz bu park ve bu parkın yapımında emeği geçen bütün belediye çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ama 4 yıl oldu göreve başlayalı, 5. yılımıza girmek üzereyiz. Hangi projeyi gerçekleştirirsek gerçekleştirelim, hangi çalışmayı yaparsak yapalım, biz hep şu düsturla hareket ettik. Dedik ki öncelikle vatandaşlarımızın, yani burada birazdan sayacağım teker teker, onların isteği doğrultusunda projeler yapalım ki yapılan bu projeler vesilesiyle onlar buraları kullansın ve kullandığı zaman da memnun olsun. Yine gençlerimizle oturduk, konuştuk. Ne tür bir çalışma yapmamızı istersiniz? Gençlik Festivali. Biz onların da dediğini yaptık
ve geçtiğimiz hafta Gençlik Festivali'nde tamamlamış oldu. Öğrencilerimize, gençlerimize, kadınlarımıza derken hiçbir zaman unutmadığımız şehit ailelerimiz var. Sizler de biliyorsunuz. Gazilerimiz var. Onlar da bizim baş tacımız ve onlara yapmış olduğumuz hizmetler, onlara yapmış olduğumuz çalışmalar gün be gün artarak devam ediyor. Onların da mutlu ve huzurlu olduğu bir şehri oluşturuyoruz. Ve yine engelli kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Bu hafta biliyorsunuz engelliler haftası. Onları da unutmadan engelli koordinasyon merkezleri, engellilerin rahat ulaşım sağlayabilecekleri araçların yapımını da hep birlikte gerçekleştirdik. Burada şu anda açılışını gerçekleştireceğimiz bu parkı da gençlerimizle yaptık. Nasıl yaptık? Tabii ki mahalle sakinlerimiz, muhtarlarımız, onların da görüşlerini aldık. Ama özellikle gençlerimiz ve gençlerimizin düşünceleri bize bu parkın yapımında ciddi anlamda katkılar sağladı. Yaklaşık 78 bin metrekarelik bir alanın açılışını gerçekleştireceğiz. İkinci ve üçüncü etapların ihalelerini de yaptıktan sonra bu park, yani Gençlik Parkı dediğimiz bu parkımız Aksaray'ımızın en büyük parkı olacak. Toplamda 500 bin metrekareye ulaşacak olan bu alanda sizlerin de birazdan belki ilerleyen saatlerde gezip göreceğiniz amfitiyatrolarının olduğu, değişik oyuncak ve çocuk alanlarının olduğu, yürüyüş alanlarının ve bisiklet parkurlarının olduğu yepyeni bir parkı Aksaray'ımıza kazandırıyoruz. Ama bunu yaparken de gençlerimizle oturduk, konuştuk, dedik ki ne yapalım başka? Başkanım, biz gençlik merkezi istiyoruz dediler. Özellikle üniversite öğrencilerimiz dediler ki bizim gençlik merkezine ihtiyacımız var. İlgis içerisinde kütüphanesinin olduğu, çalışma salonlarının olduğu, bilgisayarların olduğu, farklı aktiviteleri yapabileceğimiz alanlar ve biz de onları kırmadık. Yine bu gördüğünüz alanın içerisinde 3 kattan oluşan, 3500 metrekareyi geçen bir gençlik merkezinin inşaatını inşallah gelecek aylarda başlatıyoruz. 30 Mart yerel seçimlerinde belediyeyi devraldıktan sonra Aksaray'ı büyük ve modern bir kent görünümüne kavuşturmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazgı, yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler verdi. Sosyal kültürel kapsamda gerçekleştirilen festival ve etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Toplamda 425 bin metrekare alanı kapsayan 3 etabıyla birlikte Aksaray'ın en yeşil ve en büyük kent içi parklarından biri olarak hayata geçen Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı açılışında ünlü pop müzik sanatçısı Fettah Can şarkılarıyla açılışa katılan vatandaşları coşturdu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Yazgı, Ramazan ayının sevgi, kardeşlik, hoşgörü, yardımlaşma ve vefa duygularıyla hayırlı bir şekilde geçmesini diledi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Ramazan ayı gelmesi nedeniyle yayımladığı mesajında, Ramazan ayı tüm bereketiyle yüreklerde mutluluk ve manevi coşkular oluşturmaktadır. Manevi iklimin toplumsal hoşgörü ve dayanışmanın doruğa ulaştığı, bereket dualarının ve yüreklerde ilahi esintilerin yükseldiği 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif ayına bir kez daha kavuşabilmiş olmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'in tüm İslam aleminde, ülkemizde ve şehrimizde oluşturacağı huzur ortamının dünyada da barışın ve huzurun hüküm sürdüğü günlerin habercisi olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu nedenle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan ayını kutluyorum dedi. Aksaray Belediyesi tarafından 2014'ten beri halkın daha güvenilir ortamlarda gıda tüketmesi ve alışveriş yapabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçen Güne Bakan projesinde gıda üretim ve satışında gerekli hijyenik koşulları sağlayan 3 işletme daha Güne Bakan sertifikasıyla ödüllendirildi.
2014'te başlayan ve belediye bünyesindeki uzman zabıta denetleme kurulu ekibiyle birlikte yürütülen gıda üretim ve satıcılarına yönelik hijyen projesi Aksaray'da 27 işletmeyi güne bakan sertifikası sahibi yaptı. Zeynep. Güne bakan projesi kapsamında son olarak Zabıta Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan 3 işletmede Mobidi sistemiyle anlık denetimleri gerçekleştirilen değerlendirme sonunda 100 üzerinden 80 puan ve üstü alan Simit Teknesi, Kardeşler Etli Ekmek ve Karadeniz Pide Köfte Salonu gıda üretim ve satışında belirli hijyenik koşulları sağlayarak işletmelerine güne bakan sertifikasını asan 25, 26, 27. işletme oldular. Hijyen olmadan bizim işimiz olmaz. Yani biz hijyenle beraber işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani ilk başta bizim işimizde hijyen gelir. Bunu da Sayın Belediyemiz bizi bir belgeyle onurlandırmıştır. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Güne bakan projesine halkın ilgisi her geçen gün katlanarak artıyor. Vatandaşlar güne bakan sertifikası olan işletmeleri tercih ediyor. Sertifika verilen kurumlar Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Denetleme Kurulu ekipleri, güne bakan sertifikası alan işletmelerin belgeyle sınırlı kalmayıp sürdürülebilir ve gelişmeye açık olması için periyodik olarak 3 ayda bir denetimlerini sürdürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engeller Haftası dolayısıyla Aksaray'da engelliler için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve engelli bireyler ve sporcularla bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı Engeller Haftası kapsamında Aksaray Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engelli sporcular ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri için kahvaltı programı düzenledi. Programa Aksaray Engelliler Derneği Şube Başkanı Bekir Kaya, Beyaz Ay Derneği Şube Başkanı Mustafa Kayhan Erbaş, 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ramazan Dağ, Aksaray İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yakup Amaç ve dernek üyesi engelli bireyler katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı programda yaptığı konuşmada engellilerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek Aksaray Belediyesi tarafından engellilere verilen hizmetleri anlattı. Başkan Yazgı, engelli kardeşlerimizin şartlarının daha iyi olması için çok ciddi düzenlemeler yaptık. Engelli kardeşlerimizin artık normal vatandaşlarımız gibi hayatlarını idame ettirme imkanları geliştirmek için Engelli Koordinasyon Merkezi'ni hizmete açtık. Burada imkanlarımız ölçüsünde engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sağlamaya çalışıyoruz. Belediye hizmetlerimiz çerçevesinde hizmet olarak kaldırımlarımızı, toplu ulaşım araçlarını engelli vatandaşlarımızın kullanımına uyumlu hale getirdik. Şehrin muhtelif yerlerinde engelli şarj istasyonları kurduk. Tüm belediye çalışmalarımızda engellilerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Bizim için her insan özeldir, her insan değerlidir, kıymetlidir. Her insan hak ettiği imkan ve haklara sahip olabilmelidir. Hiç kimsenin ileride engelli olmamak için bir garantisi yoktur. O nedenle engellilerimizin sorunlarını paylaşmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık görevi olarak görüyor ve bu haftanın engelli vatandaşlarımızın sorunları konusunda hassasiyetin ve bilincin artmasına vasıta olmasını temenni ediyor. Tüm kardeşlerimizi sevgiyle kucaklayarak ailelerine ve tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu, yaşam sevinci dolu günler temenni ediyorum diye konuştu. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Müzik